diyeceksiniz. Sonun böyle olacakmış. Komutanım, Mark öldü. Gitmeliyiz hemen. O zaman ya bunu kabullenirsiniz ya da çabalarsınız. Bu ekip arkadaşlarımda şok etkisi yaratacak. Tabii NASA'da da. Hatta bütün dünyada. Ama ben hayattayım. Sürpriz. Yöneten Ridley Scott. Ancak sorun şu, beni kurtarmaya gelmeleri 4 yıl sürecek. Ve bir ay için tasarlanmış bir yaşam odam var. O yüzden hiçbir şey yetişmeyen bir gezegende su ve yiyecek üretmeliyim. Tabii NASA ile iletişim kurmanın bir yolunu bulamazsam bunların bir anlamı olmayacak. Bir mesaj alıyoruz. Olamaz. Mark Watney hala hayatta. Gördün mü Neil Armstrong? Matt Damon. Artık siz hesaplayın. Çünkü elimde 50 günlük yiyecek var. Biz ona yardıma gelene kadar açlık sandık. O yüzden kurtulmak için ben bilginin dibine vurmalıyım. 80 milyon kilometre uzakta ve yapayalnız. Ne düşünüyorsun? Ben bu gezegenin en iyi botanikçisi. Çok satan romanda mı yanandı? Nasıl kurtaracağımızı biliyorum. Ama hırmızı kullanmalıyız. Ya bir kişinin ölümüne göz yumacağız ya da 6 kişiye riske atacağız. Onlara riske atamam. Bir kişinin hayatından daha önemli. Hayır. Hayır değil. 2 Ekim'de. NASA kurtarma izni vermedi. Yani bu işe girersek. İsyan etmiş olacağız. En ufak bir terslikte. Ölürüz. Bunun delilik olduğunu farkında mısınız? Başka seçeneğimiz yok. Bana bir şey olursa... dünyadakilere... ve aileme söyleyeyim. Eve dönmek için savaşmaktan hiç vazgeçmedim. Marslı.